Ladies and gentlemen, I must say it is a special and distinct honor for me to have the chance to introduce our next speaker, a woman who in many ways has really had an impact, I think, on Turkish civil society, politics, the role of women in Turkish society, and beyond, Ms. Biligen Gulsun, member of the Turkish Parliament. Allow me to say a few words of background about Ms. Gulsun. She graduated from the Institut des Etudes Politiques de Paris, where we actually shared some common experiences at Sciences Po in Paris, with a major in international relations. She started writing and journalism at an early age. Her articles were published in numerous newspapers. Ms. Biligen was elected as a member of the parliament in the national elections in 2002. She represented Turkey in the Parliamentary Assembly of the Council of Europe and the Western European Union, and she was elected as the chairperson of the Committee on Equal Opportunities for Women and Men of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. She's received numerous awards in her career, such as the Istanbul United Women's Organization's Author of the Year in 1995, as well as the Légion d'Honneur in 2006. She also served as vice president of the CHP, a Republican People's Party, from 2009 until 2011. She's the vice president of the İnönü Foundation and the vice president of the Turkey Europe Foundation. Currently, Ms. Biligen is a member of parliament. She was re-elected in June 2011 from Ankara for the Republican People's Party. She's currently a member of the PACE, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, and therefore she's also the head of the Socialist Women Group of the Council of Europe. The lecture topic that she'll be speaking on today is Conflict and Memory, Latest Developments in Relations Between France and Turkey. And she's going to be speaking in Turkish, but luckily Sybil has agreed to do translation, so I'd ask you both to please join on the podium as we all give a very, very sincere welcome for Ms. Gulsun Biligen. Thank you very much. Marka, teşekkür ediyorum. Önce konuşacağım, sen de. Evet, aslında kendi ülkemde kendi dilimi, Türkçeyi konuşmayı tercih ediyorum. Ama böyle de hazırlamıştım. Onun için Türkçe devam edeceğim. Gerçekte katıldığım uluslararası toplantılarda çok zor bir dil olan Fransızcayı tercih ediyorum. One second. So, okay. First of all, I would like to thank you, the organizers, Mark, for the invitation. And normally, there would be, it was an issue of communication, otherwise we could have been prepared it also in English. We do prefer French for international relations as a communication tool for language, so I'm happy to do it today in Turkish. Bugünkü konum Türkiye-Fransa ilişkilerinin son durumu. Ama ondan önce biraz geriye de gitmek gerektiğine inanıyorum. So my today's topic is the relations between the relation bilateral relation between France and Turkey. For that, I would like to shed light on the current issues and as well as looking back to the history of those two countries. Ama önce iki ülkenin tarihinden önce belki biraz kendi ailemden de örnekler vermek istiyorum. Before looking at the history of both countries, I also would like to add some personal note of my own biography to it. Frankofon bir aileden geliyorum. I'm coming from a Francophone family in Turkey. Babam ünlü Galatasaray Lisesi'nden mezun. My dad is a graduate of the very known and famous university high school called Galatasaray in Istanbul. Kendisi bugün hayatta olmayan ünlü bir gazeteciydi. He unfortunately passed away, but he is a very known and a respected famous journalist. Annem ise çocukluğunda Fransızcayı öğrenmişti. My mom, however, learned French in her early childhood. Ama asıl dedemden söz edeceğim. But mainly I would like to talk about my grandfather. Dedem 1895 yılında Sivas Askeri Orta Okulu'nda Fransızca öğrenmişti. My grandfather, born in 1895, learned French at 1895, please correct me if I'm wrong, 1895 in Sivas at the military high school.
Sivas, Anadolu'nun ortasındaki bir küçük kent ve tabii bahsettiğim Osmanlı dönemi. Sivas is a hub for Anatolia back in the days during the Ottoman Empire for the Anatolian part of Turkey. Dersleri arasında, okulun dersleri arasında güzel Fransızca kaligrafi yazı dersi de vardı. Yani Latince harfleriyle güzel yazı dersi de vardı. Besides the within his course schedule, he learned also the Arabic art of calligraphy as well as the written form of it. Latin harfleri. The Latin. Exactly. The Latin word. Şimdi bu o dönemin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Fransa kültürünün önemini yansıtıyor. This gives you also an expression for it, how important the French influence and focus back in the days rooting the Ottoman Empire was for Turkey. Yani Fransızca, French ve Fransa. Okay, so it's not only limited to France as a country French in terms of language and also the French education. Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı İmparatorluğu'nda Fransız sermayesi %60 oranında bir payla birinciydi. Çevirebileceğim mi? Birinci Dünya Savaşı öncesinde. Before the First World War, the French capital was dating back until the 60%. Diliyle, with the language, okullarıyla, with all the French schools, hastaneleriyle, also, as well as with the hospitals, yardım kuruluşlarıyla, also with charity institutions, ekonomik ve kültürel açıdan öncelikli bir ülke idi Fransa. So yani Turkey Fransa'ydı. Had France had a culturally as well as politically a high impact. Diplomatik açıdan dünyanın en eski ilişkilerine sahibiz. Diplomacy goes, we have the oldest ties to France. Bu ilişkiler 1525 yılına dayanıyor. 1525. The diplomatic affairs between Turkey and France are dating back until 1525, thank you. Kanuni Sultan Süleyman ile 1. François arasındaki ilk anlaşmada 1536'da imzalanıyor. In 1536, Kanuni Sultan Süleyman and François Premier were having bilateral relations. 1536. Bu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilişkiler. Daha sonra Kurtuluş Savaşı sırasında yine Batı ile ilk anlaşma Fransa ile Türkiye arasında 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması imzalanıyor. So these relations are dating back to the Ottoman Empire, but in the framework of the independence war of Turkey, the first agreement between Turkey and the West were taking part in October 20, 1521, in Ankara. 19? With France. Again with France, the first one. Bundan önce 1918 ile 1920 arasında, 1918'in sonu ile 1920 arasında 1,5 yıl boyunca Fransa Çukurova yani Kilikya bölgesini işgal ediyor. Within the years of 1918 to 1920, of the durance of 1.5 years, France occupied Çukurca. Çukurova. Kilikya. In Kilikya. Türkiye'nin güney bölgesi, Adana bölgesi. So it's in the south of Turkey, of southern Turkey. Ben bugün bir parlamenter olarak Fransa'daki meslektaşlarımla bu konuyu konuştuğum zaman çok şaşırıyorlar. Çünkü böyle bir dönemden haberleri yok.
Whenever I talk to my French member of parliament colleagues, I get to notice that they're surprised of this fact. Because they're not knowledgeable. Ve Allah Allah, biz orada ne arıyorduk o zaman diye soruyorlar. So they would wonder, oh really, like back in 1980s, 18, what we were doing as friends in your country. Ama yine de bu bir buçuk yıllık işgal döneminden sonra ilk barış anlaşmasını da Fransa yapıyor Türkiye ile. Biraz önce söylediğim gibi. Even though there was an occupation time of 1.5 years by the French, the first agreement, peace agreement, were made by with the French. Biraz önce sözünü ettiğim dedem İsmet İnönü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda önemli bir devlet adamı. My grandfather, I was referring early in my speech, was one of the main pillars for the development of the modern Turkish Republic. His name is İsmet İnönü. Yani founders. Kurucularından bir tanesi. Ve Lozan Antlaşması'nı imzalayan kişi. He is also the one who signed the Lausanne Agreement. Lozan Barış Antlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanan ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu kabul ettirerek dünyaya yeni bir Türk devletini kabul ettiren anlaşma. The Lausanne Peace Agreement dating back to the 24th June of 1923 is the agreement who actually is a pillar of the foundation of the modern Turkey, ending the Ottoman Empire. Bu anlaşmaya, bu barış görüşmelerine gitmeden önce, çünkü neredeyse 2 yıl sürüyor, İsmet Paşa, yani benim dedem, önce Paris'e, Fransa'ya uğruyor ve dönemin Başbakanı Poincaré ile görüşüyor. So earlier to the Lausanne Peace Agreement in 1923, my grandfather İsmet Paşa, İsmet İnönü, were in close relations to the French government back in the days and to Paris, and took part of Poincaré. He consulted Poincaré. Who was the current prime minister in France? Yani Lozan konferansı öncesinden Fransa başbakanından tavsiye alıyor. So earlier to the Lausanne conference, he were consulting the current French prime minister back in the days. Ve modern Türkiye'nin doğuşunu sağlayan Lozan barış görüşmeleri de Fransızca olarak, ağırlıklı olarak Fransızca yürütülüyor. The main involvement of the early foundation of the modern Turkish Republic is dating back to the time who were in close relations to France and were French speaking. So Lausanne conference is mainly held in French. Cumhuriyetin kurulmasından sonra Atatürk devrimlerinin kabul edilmesi sırasında da Fransa'nın önemli etkisi oluyor. Yine alabilir miyim? Şöyle diyelim. Atatürk devrimlerinin gerçekleşmesi sırasında yine Fransa'nın ve Fransız fikirlerinin önemli etkisi oluyor. So as you can see, in the early hours of the birth of the Turkish Modern Republic, you can see the big influence and also impact of the French government back in the days. Also with the rise of the Atatürk reforms. Bunların arasında en önemlisi laiklik. The most important one I would like to shed light on is the one principle on laicism. Secularism. Laisizm belki daha doğru. Burada gerek Atatürk'ün gerekse arkadaşlarının yine gençliklerinde Rousseau'dan, Voltaire'den birçok Fransız devriminin aydınlanmacı yazarlarından etkilendiklerini biliyoruz. So we can date back that one of the core principles as secularism, the
Turkish intellectuals back in the days, Atatürk among others, and all the other intellectual fellows were inspired by high intellectuals and literates of the French Revolution, like such as Rousseau among others. Rousseau, Voltaire, and all the known one in Europe. Daha sonraki dönemde İkinci Dünya Savaşı'nda yine dedem İnönü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak Türkiye'yi savaşın dışında tutuyor. My grandfather İsmet İnönü maneuvered Turkey during the Second World War out of the war. Ama İkinci Dünya Savaşı sırasında da İnönü döneminde Fransa'ya yani Hitler döneminde Fransa'daki Yahudilere yardım ediliyor. So during this time period of the Second World War during the government legislature of İsmet İnönü he helped the Jews back in France who were captured who were captured by the Nazi German regime. Aslında bütün Avrupa'da yüz binlerce Türk asıllı Yahudi bazen Türk olmasalar bile müdahale edilerek yani büyükelçiler tarafından müdahale edilerek kurtarılıyorlar. Looking back at that time frame of the Second World War, many Turkish people are Jews of Turkish descent, and also other among others who've been followed by the Nazi regime back in the days were helped by Turkish ambassadors in the foreign offices in Europe. Bunlardan bir tanesi çok ilginç. One of them I would like to underline in specific. Başkan İnönü'nün müdahalesi ile Fransa'nın eski başbakanlarından Léon Blum'un oğlu toplama kampından kurtarılıyor. Ya bunu iyi çevirmen lazım. Tamam, bunu beraber. Anlıyoruz, okay. amazing this historical expertise here. Okay. Among others, İnönü, during President İnönü, helped out the friend, yine alabilir miyim? The son of Léon Blum, who was a son of a former French prime minister's son. He helped him out of one of the camps by the German regime. Toplama kampından. Concentration camp. Yani bunu bir kere daha anlatmam gerekir belki. Bu çok önemli bir örnek çünkü. Léon Blum, Front Populaire. Front Populaire. Yani 1936'da kurulan ilk sol ittifakın başbakanı. Sosyalist, Fransız Sosyalist Partisi'nin başkanı Léon Blum. Daha sonra ayrılıyor. Tamam, bir saniye. So I think it's important to shed light on the character of Léon Blum, who that to give you provide you with more information on him. He is the son of the first French prime minister in 1936. Not French. He was the first. He was one of the main. He was the main prime ministers in France of Front Populaire Party, which sol is ittifak more diyelim, sol which, yani, which left more, alliance. More left aligned alliance party. Daha sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye bu politikalarından dolayı hemen Avrupa Konseyi'ne üye olarak kurucu üye olarak kabul ediliyor 1949'da. In 1949, directly after the Second World War, Turkey was one of the founders of the Europe Council. Council of Europe. Avrupa Birliği'nin da ilk başta Avrupa Ekonomik Topluluğu kurucu başkanları, per fondatör deniyor, kurucu babaları 1963'te Ankara, çok uzun olacak ama tamam. Şeyde
Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun kurucu başkanları da Adenauer, Churchill ve Charles de Gaulle Türkiye'yi kendileri Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak kabul ediyorlar. Okay. In 1963, with the early birth of the European Union today, back in the days, the European Economic European Economic Council Union, Turkey was expected was accepted as a as one main pillar by Chirac, Churchill, and Churchill, Adenauer, Chirac, Charles de Gaulle, excuse me. Onlar Türkiye'yi kendileri davet ediyorlar. So they were inviting Turkey to the early birth of the European Economic Union. Ve 1963 Ankara Anlaşması'nı imzalarken Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne kabul etmelerinin en önemli nedeninin Türkiye'nin modern Atatürk ilkeleriyle geleceğe dönük bir hukuk devleti, gerçek bir demokrasi olduğunu kabul ederek Türkiye'yi Türkiye ile Ankara Anlaşması'nı imzalıyorlar. So one major reason why Turkey was invited by the founding fathers of the European Union today is and took part and got invited to the Ankara Agreement is that Turkey drew a picture of being a modern, prosperous country of rule of law, democracy, secularism, and at the same time looking towards Europe. Uh-huh. Şimdi bunlar ilişkilerimizin güzel taraflarıydı. So this part are the bright side of the French-Turkish relations. Ben Sayın Yaşar Yakış ile birlikte 2002 yılında ailemin üçüncü kuşak temsilcisi olarak parlamentoya girdim. In 2002, I entered the Turkish Parliament as the third generation of my family, İsmet İnönü, during the legislature of My Excellency Yaşar Yakış. Ve ikimiz de çok büyük bir memnuniyetle Türk-Fransız dostluk grubuna üye olduk. And with great pleasure and delightful, we both of us, High Excellency Yaşar Yakış and me, were part members. We became members of the Turkish-French Friends Council, Friendship Council. Bu arada Helsinki 1999'da Helsinki zirvesinde Türkiye'ye adaylık statüsü verilmişti. Also in 1999, during the Helsinki summit, Turkey was giving the membership. The candidacy for membership. 2002 aralığında da Kopenhag kriterlerinin karşılandığı belirtilerek müzakerelerin başlayacağı açıklanmıştı. In 2002, in the framework of the Copenhague criteria, Turkey's candidacy for membership in European Union was declared. Bütün bu süreçte Fransa bizim en önemli desteğimiz olmuştu. Within all this framework, France was always a reliable partner for Turkey. Supporter. Fakat bu tarihte özellikle 2003 yılından sonra katılım ortaklığı belgesi imzalandıktan sonra katılım ortaklık belgesi. Accession. In 2003 katılım ortaklığı belgesi imzalandıktan sonra tamam. After the signature of the Treaty of Access Partnership of Access document in 2003 önce eski cumhurbaşkanlarından Giscard d'Estaing'in bazı açıklamaları duyuldu. First we heard some declarations of the former Prime Minister Giscard d'Estaing. Türkiye'nin Avrupalı olmadığını, coğrafi olarak Avrupalı olmadığını
that Turkey is not, once again, Giscard d'Estaing back then declared that Turkey is not being perceived as a country part of the European Union with its geographical alliance and position. Mm-hmm. Ve Giscard d'Estaing'den sonra başka Fransız siyasetçiler de Türkiye karşıtı görüşleri belirtmeye başladılar. In subsequence to Giscard d'Estaing's positioning, the following French government leaders also declared similar similar positions, criticizing Turkey's direction. En önemli eleştiriler Türkiye çok büyük ve Müslüman. So one of the biggest claims and criticism expressed towards Turkey was that Turkey's size as a country and also that the Islam the Muslim character of Turkey. Ama asıl gerekçe daha sonra ortaya çıktı. But the real reasons under the real underlying reasons got to the surface later. 1915 yılında olan Ermeni katliamı Ermeni soykırımı olarak 2001 yılında Fransa parlamentosunda Fransa meclisinde tanındı. 2001. In 2001 the Armenian, the so-called, no, this is highly, excuse me, but this is very delicate. So one, I'm just giving you, so in 1950, in 2001, the Armenian so-called massacre got accepted, dating back to 1915, got recognized by the French government in 2001 as the Armenian genocide. Ama daha sonra 2006 yılında inkarı suç sayan bir yasa teklifi de meclise geldi. İnkarı suç sayan. İnkarı suç sayan. Okay. In 2006 they passed a law the European they proposed a draft law for the right of that the denial is punishing the denial of genocide. Bu dönemde gene Sayın Yaşar Yakış'la birlikte birkaç kez Fransa'ya giderek görüşlerimizi açıkladık. So in 2006, also in a company of High Excellency Yaşar Yakış, we were having close consultations with the French government. Bunun hem Fransa ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkiler açısından iyi bir örnek olduğunu düşünüyorum. This is also an example for a good example to show for the relationships between France and Turkey. Ve büyük çoğunlukla da görüşlerimizi anlatabildik. To a high extent we were as Turkey able to express our concerns. Ama bence daha da önemlisi Türkiye'den iki farklı görüşteki muhalefet ve iktidar partisinin temsilcilerinin aynı dava için birlikte mücadele etmeleri de önemli bir örnekti. Also for that part also for yine söyler misiniz Gürsün'üm? Evet, it was a great sign to show that the ruling party and the opposition party were on the same page on one issue and fighting for the same purpose. Tamam, peki. Zaten en sonunda kendim. Okay, maybe it's better. Bitirelim ondan sonra İngilizce var. Ben bir çalışayım. Evet, şimdi bu girişim Fransa'daki birçok akademisyen tarafından da yani inkar yasasının
teklifi birçok akademisyen tarafından da tepki gördü. Fransızlar tarafından da. The French academics also gave a lot of support to this not support. Kronik oldu. yes, the French academics as well expressed concern on this proposal and initiative by the French government. Ve özellikle de soykırım iddialarının dışında ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne ve tarihçilerin özgürlüğüne bir engel olarak ortaya koydular. This was expressed to be an infringement to the freedom of expression of historians and of people at large. Sonunda da bildiğiniz gibi geçenlerde yakın bir zaman önce Fransa'daki Anayasa Konseyi bu yasayı iptal etti. And as you know, recently the Council of the National Assembly. The Constitution has barred has this initiative, this proposal. Şimdi burada Ermeni soykırımı ile ilgili çalışmaların devam etmesi gerektiğine inanıyorum ben bir siyasetçi olarak. I do believe that the research on this topic has to be continued. Ama bunun yeri bir meclis değil, bir üçüncü ülkenin meclisi değil, başka ortamlar olmalı ve özellikle de tarihçilere bırakılmalı diye düşünüyorum. But this platform should not be the parliament of a state such as the French. Third state. Bir saniye müsaade ederseniz. But this should be left to researchers. Ve şu andaki Fransa ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de sadece Ermeni soykırımına odaklanmasını çok yanlış buluyorum. And I do not agree that Turkish and French relations should be debated over the issue of the so-called genocide issue. It should not revolve around this issue. Yani bunu da hem siyasi diplomasi hem diplomasi hem de başka alanlarda özellikle ekonomik alanlarda anlatabildiğimize inanıyorum. Yes, umuyorum diyeyim veya. And I believe that cultural diplomacy and civil diplomacy are important concepts here. And also economics are realms that should be pushed in the relations of Turkey and France. Şu anda Fransa Türkiye'deki üçüncü büyük yatırımcıdır. France is the third biggest investor in Turkey. İkili ticaret hacmimiz 12 milyar euroya ulaşmıştır. Our bilateral potential economic cooperation 12 milyar is İki, now at 12 billion euro. Türkiye'de yaklaşık 100 bin çalışanıyla 1000 civarında Fransız sermayeli şirket mevcuttur. There are about 100,000 French people working in Turkey. This investment is very important in terms of the bilateral relations. Fransa Türkiye'nin 5. dış ticaret partneridir. France is the number 5, ranking number 5 in terms of the foreign trade partner of Turkey. Türkiye'de Fransa için 11. sıradadır. The reverse relationship, Turkey ranks number 11. Buna rağmen Türkiye'nin 2005 yılında başladığı AB katılım müzakerelerinde bugüne kadar 13 fasıl görüşmeleri açılmış ancak bir tanesi geçici olarak kapatılmıştır. Yes, we have opened 13 chapters in the acquis communautaire in our accession process with the European Union, but only one chapter has been closed so far. Fransa 5 faslı bloke etmektedir. France is blocking 5 chapters. Yani Kıbrıs ile birlikte Fransa şu anda çok açık bir şekilde Türkiye'nin müzakere sürecini engellemektedir. Along with Cyprus, EU member again, France is blocking Turkey's EU membership process. Ayrıca 2005 yılında parlamentodan geçen bir yasa ile Türkiye'nin AB'ye üyelik kabulünün referanduma sunulması da onaylanmıştır. Yani Fransa halkının onayına tabidir. In addition to this, Turkey's accession to the European Union is now tied to a referendum by the
to the population of France through a decision, through a bill that has been passed in 2005. Şu anda seçimler öncesinde yine Fransız siyasetçilerinin en çok Türkiye ile uğraştığını görüyoruz. Just prior to the elections to be held in France in the near future, we can observe that one of the top issues on the agenda of politicians in France is the issue of Turkey. Şu andaki başkan Sarkozy zaten başkanlığının başından beri Türkiye karşıtlığını olağan bir iç siyaset manevrası olarak kullanmaktadır. Sarkozy, who has been who has throughout his term speaking openly about Turkey, is continuing this Turkey debate and his opposition to Turkish membership to the European Union now again before the elections in his political campaign. Ama Sosyalist Parti'nin adayı ve favori görülen Hollanda, Türkiye hakkında, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılımı konusunda çok cesaret verici değildir. But again, a strong candidate, Hollande, from the Socialist Party, also is not very promising in his rhetoric when he talks about Turkish membership to the EU. Yani o bir sosyalist olarak din üzerinden siyaset yapmamakta ya da kültür farklılığını öne çıkarmamakta ama Ermeni soykırımının kabulünü bir şart, ön şart olarak görmektedir. As a socialist, he doesn't focus on religion, but he does emphasize in his rhetoric the issue of the so-called Armenian genocide. Şu anda sadece François Bayrou Türkiye'ye daha yakın bir siyaset izlemektedir ama onda şansı yok zaten. The only candidate who doesn't have much of a chance in the elections, François Bayrou, is positively taking the issue of Turkish membership to the EU, but unfortunately he doesn't have much of a chance in the elections. En samimi ve açık Marine Le Pen olarak görülüyor. Marine Le Pen. Ya yeah, Marine Le Pen. En samimi ve open. The most sincere candidate seems to be Marine Le Pen. O babasıyla birlikte Türkiye'de tatil yapmayı çok sevdiğini ve Türklerin bulundukları yerde kalmalarını tercih ettiğini söylüyor. And it's expressed by this lady that she likes to vacation in Turkey, but Turkey should remain where it is. Tabii bu arada uluslararası alanda Fransa ile Türkiye arasında bir Tayyip Erdoğan Sarkozy rekabeti olduğunu da görmek gerekir. Of course we also should acknowledge that there's a competition between the two leaders of the countries at hand, namely France and Turkey, and namely Recep Tayyip Erdoğan and Sarkozy. İşte benim şu andaki milletvekili arkadaşlarım 1918'de Adana bölgesinde ne aradıklarını bilmiyorlardı. Ama şimdi o bölgelerde bulunmayı başka nedenlerle gayet doğal karşılıyorlar. Hangi bölgelerde efendim? Kilikya değil ama aynı coğrafyada diyelim. Yani eski İngiliz ve Fransız sömürgeciliğinin olduğu bölgelerde şu anda başka nedenlerle bulunmayı doğal karşılıyorlar. Some of my member of parliament friends prefer or choose to be in this ex-colonial territories. Oysa şunu söyleyeyim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük farkı o ülkelerden o bölgeleri terk ettikten sonra bir daha asla o bölgelerde hak iddia etmemiştir. Ya bunu kaçırdım ben başını sen. Let me also reiterate that none of us are professional simultaneous translators, as is very obvious. And I apologize for that, but we're still trying to. No, I think it's my fault. You know, I was not prepared for an English. Presentation. Peki, şimdi yine de olumlu bitirmeye çalışayım. Nevertheless, I'll try to end with a positive note. Yani Fransa ile Türkiye ilişkileri ne olursa olsun, Türkiye'nin coğrafi konumu değişmeyecektir. Regardless of what happens between Turkey and France, the geographic position of Turkey will not change. Yani biz her zaman aynı yerde duruyoruz ve bir köprünün üzerindeyiz. Doğu ile Batı arasındaki bir köprünün üzerindeyiz. We stand where we are and we stand as a bridge between the East and West. Ve her iki tarafla da ilişkilerimiz var.
And we have relations with both ends of the bridge. Bunu değiştirmemiz imkansız. It's impossible for us to change this. Ama bizim için önemli olan Cumhuriyet'in kuruluşundaki gibi evrensel değerleri benimsemektir. But it's very important for us to embrace the values at the onset of the founding of the Turkish Republic, the universal values that were embraced. Özellikle insan haklarında kültürel ve dini relativizm yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Yani düşünüyorum diyeyim. Especially within the religious affairs, it is very important that that we don't shed light on racism and ethnicity. Human rights. And human rights. Bunun içinde yine yani Fransa'yla ve diğer Avrupa ülkeleriyle ilişkilerimiz onlar isteseler de istemeseler de sürecektir. Our relationship with France and our other Western friends, or for that matter with the other end of the bridge, with our Eastern friends, will continue whether people like it or not. Şu anda Fransa'da 400 bin Türk yaşıyor. There are currently 400,000 Turkish people living in France. Ve onlar da en az sorun çıkaran toplum olarak görülüyorlar. And they are perceived as a community who en iyi create entegre olmuş diyelim ya. Yani. Best integrated and community which creates minimum problems in the country. Türk sineması Fransa'da çok popüler. Turkish cinema in France is popular. Son olarak Cannes film ödülünü bir Türk sinemacı Nuri Bilge Ceylan kazandı. Lastly, in the Cannes Film Festival, a Turkish director Nuri Bilge Ceylan won the Best Director Award. Türk edebiyatından pek çok çeviri oluyor Fransızcaya. There's a lot of translation from Turkish literature. Orhan Pamuk, Yaşar Kemal, Nedim Gürsel ve başka birçok Türk yazar tanınıyor. And many other Turkish literary figures are known in France. Türkiye'de de Fransızca yine eskisi kadar olmasa da tabii ki şu anda İngilizce birinci değil ama yine de pek çok okulda öğretiliyor. And still in Turkey as not as much as before perhaps, but still the language of France is a popular language in secondary level education in high schools and so forth. Şu anda Türkiye'de 1500 Türk Fransızca hocası var. Fransızca dil hocası. There are currently 1500 teachers Turkish teacher. Turkish teachers teaching French in Turkey. Ve 500 de Fransız hoca var. And 500 French teachers. 1 milyon Fransız turist Türkiye'ye geliyor. Annually we have 1 million French tourists visiting Turkey. Çok daha az Türk Fransa'ya turist olarak gidiyor. The number from Turkey to France is a lot less. Ama bunun da başlıca nedeni Avrupa'nın bize uyguladığı vize zorunluluğu. The main reason for this is the visa that is applied to Turkish citizens trying to gain access to the Schengen. Şimdi konuşmamı onunla bitireceğim. Bence en büyük haksızlık Türkiye'ye yapılan Avrupa Birliği tarafından, içinde tabii ki Fransa da var. En büyük haksızlık bu dayatılan vize zorunluluğudur. One of the, if not the most unfair treatment of Turkish citizens by the European Union is this visa problem and this mistreatment in the visa affairs. Burada biraz muhalefet yaparak konuşmamı bitireceğim. I'm going to end my words in provocative and in an opposition manner. Yani 10 yıldır iktidarda olan ve birçok başarıya da imza atmış olan Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının benim en önemli olarak gördüğüm bu sorunu bir an önce çözmesini diliyorum ama bugüne kadar halledilmemesini de büyük bir başarısızlık olarak görüyorum. Granted, the AK party has achieved considerably in Turkey over its over the past 10 years in its ruling time. I see it as a failure that this big unfair visa problem has not been resolved so far. Yani bir örnek vereyim, bunu yaşayanlar biliyorlardır tabii ama yani her alanda kendi uzmanlık alanı sanat, spor, iş dünyası, akademisyen, gazeteci herkes için bir aşağılama nedenidir vize. Let me exemplify this and people, the Turkish audience members today will probably understand what I'm talking about.
but it's a wide range of professions and all segments of society, ranging from journalists, academics, sportsmen, and so forth, all suffer from this terrible mistreatment. Yani Erasmus eğitimini kazananlar vize alamadıkları için gidemiyorlar. The joint program, the university program of exchange program between Turkish and European students, for instance, the Erasmus program. Some students who are granted this Erasmus can simply not go to Europe because of visa problems. Evet, biraz zor bir sunum oldu. Her ikinize de teşekkür ediyorum. Belki doğrudan İngilizcemle idare etsem daha iyi olacaktı ama gene de anlaşılabildiğimi umuyorum. I thank the audience for bearing with the two translators. This is exactly we are. Not professional, so I can understand. Yeah. Thank you very much. No, thank you for your patience. Thank you. I would also like to thank the honorable member of parliament and who performed great under difficult circumstances. No, it was my fault. I can understand. The now floor is open to questions. I was too long, maybe. Üçüncü sıradaki hanımefendiden ilk sorumuzu alalım. Let's take the first question. It's no question, no remarks, but I want to thank to Mr. Bilgehan because he has this speech in this place because he knows Turkey Ottoman time, he knows Turkey in this time, and he knows all the Atatürk devrims. Should I say? Revolution. It's the big, yes, it was the big revolution in the 20th time here in the all kind of the, mostly for law, mostly for right of the woman, mostly for laicism. For that reason, I'm very thankful for her accepting to come and give a speech. Thank you. Thank you for your attention. Thank you. Okay, over here. Okay, question from the third row. Yeah, maybe it will be a little detailed question, but you mentioned about the Ankara Agreement in 1963, and you said it's a little bit political view of Turkey is really it was important to being accepted to the European Union. But I would like to mention that at those times the European Union was not actually a political union. It was mostly an economic view. So what do you think about that? That maybe it was the initiative of European Union that Turkey was would be a nice, would be a great, you know, partner for economic union, not for the political view. I don't know how it affected that political union of European Union that Turkey will be good partner. Hadi bakalım, kendi sorunuzu Türkçe'ye çevirin şimdi. Bir de Türkçe'ye çevirin. 1963 Ankara Antlaşması'nın daha çok ben ekonomik bir hani dönemde olduğunu biliyorum ve Türkiye'nin ortaklığı aslında daha çok hani ekonomik olarak çok daha iyi bir katkı sağlayacaktı. Yani Türkiye'nin laik ya da işte demokratik olmasından öte daha çok ekonomik anlamda iyi bir şey sağlayacağı için düşünüyorum. Yani siz burada Türkiye'nin politik duruşunun ne kadar önemliydi ki o dönemdeki anlaşma için? Onu sormak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, güzel bir soru. Tabii doğru. Önce ekonomikti. O doğru. Önce ekonomikti. Ama unutmayalım ki sadece ekonomik alanda değil, Türkiye başka alanlarda da Avrupa ile birlikteydi. Mesela Avrupa Konseyi tamamen siyasi bir kurum. Daha sonra 1949'da oraya kurucu üye olarak biz girdik ve NATO üyesiyiz. Yani NATO'da sadece NATO ekonomik değil, tam NATO bir askeri bir ittifaktı. Doğru, Avrupa Birliği daha sonra Avrupa Ekonomik Topluluğu'ydu zaten 63'te ama ondan sonra değişti. Yani orada başka dönemlerde de biz çok fırsatları kaçırdık. Şimdi tabii konumuz tam Avrupa Birliği değil ama biliyorsunuz ki Yunanistan'la birlikte Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne katılım için de bir teklif geldi ama o dönemde o dönemin hükümeti bunu yeterli bulmadı veya bunu yararlı bulmadığı için reddetti. 1977 değil mi? 77. 77-78. Yes.
Yani söyleyeyim, Ecevit ve bir dönemde Demirel dönemlerinde biz önümüze gelen imkanı o sırada reddettik. To paraphrase what Madame Bilgehan said, yes, rightly said, in 1963 the European Union was not a European Union. Yes, it was more of an economic entity, the European Colonial Steel Community. But I have to remind you that Turkey's relationship with Europe or the West at large was not only, was not solely with this economic community. We were one of the founding members of the Council of Europe. Also, we became a member of NATO. And these are prime examples of Turkey's relations with the West. On top of that, there are some very important mischances in the late 1970s. When Turkey, under the government of that time, dismissed the idea of becoming a member of the European Community. Ayrıca bence şu anda Türkiye ekonomik olarak da çok güçlü bir durumda zaten. Yani 63'ten daha güçlü bir durumda. Siyasi olarak bilemiyorum, öyle mi? I will refrain from an assessment from how powerful Turkey is politically, but at least in terms of economy, Turkey is very strong today in comparison to its 1960 performance. One question from the front row, and then I think we have time for another question. I will start with Turkish and I'll come back in English. Mm-hmm. Sayın Bilgehan, ben Alp Özer'den, İngiltere'de barış ve uzlaşma çalışmalarında çalışıyorum. Öncelikle konuşmanızı Türkçe yaptığınız için çok memnun oldum. Türkçe konuşmayı özleyen bir insan olarak sizi dinlemek çok hoşumuza gitti. Fransa-Türkiye ilişkilerinde sizin de bahsettiğiniz gibi çok önemli noktalar var. Özellikle Yahudilerin 2. Dünya Savaşı sırasında kurtarılması. Yani bunu çok insan bilmiyor, hiç kimse bilmiyor. Aslında bir Türk Schindler listinin olması gerekir. Benim sizden öğrenmek istediğim şu. Türkiye daha fazla ne yapabilir Fransa için? Yani derdini anlatabilmesi için. Yani lobistler, lobi grupları tutuyoruz, işte reklamlar yapıyoruz. Bir sürü şey yapılıyor. Daha fazla ne yapılabilir? Yani bu derdimizi, kendimizi daha iyi anlatabilmek için. Should I do that in English? Yeah, very nice. Right. First, I thank Ms. Bilgehan for giving her talk in Turkish. You know, as an academic living in the UK, it was such a pleasure for me to listen to a talk in Turkish. And I asked Ms. Bilgehan in terms of French-Turkish relationships, obviously the issue with the Jews and rescue of Jews during the Second World War is hugely important, and not many people knows about that in Europe. And I think a Turkish Schindler's List, a movie, really would do the job really well. I mean, more people need to know that, especially in the context of Islamophobia, you know. And so I was asking, what else could we do to explain, to really express our views, and to just sort of make them understand us better? You know, what tools can we use? Have we exhausted whatever we could, or there are more things that we could do? Ben çok sık Fransa'ya gidiyorum. Şu anda yine Avrupa Konseyi üyesi, parlamenter meclisi üyesi olduğum için çok sık fırsatım oluyor. Ve en son meclisin kabul ettiği bu inkar yasasıyla ilgili görüşmelerin olduğu sırada da tesadüfen oradaydım. Ve televizyondan izlerken şöyle bir görüş edindim. Bu yasanın geçmesini eleştirenler hep Türkiye'nin büyüklüğünden bahsettiler. Yani burada da bakın bir muhalefet milletvekili olarak bunu söylüyorum. Ama Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğundan, başbakanın adını da vererek, onun görüntüleriyle de, Türkiye'nin dikkate alınması gereken bir ülke olduğunu belirttiler. Yani burada kaybedenin Fransa olacağını, Fransızlar olacağını, bu dönemde özellikle de ekonomik kriz içerisinde olan bir ülkenin, Fransa'nın, Türkiye'den yararlanması gerektiğini ve 400 bin Ermeni vatandaş için bu kadar büyük bir tehlikeye atmanın ilişkileri önce kendilerine zarar vereceğini söylediler.
Ama daha sonra zaten Anayasa Konseyi bunu Fransa bir hukuk devleti olduğu için Fransızları ilgilendiren bir nedenden dolayı ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından dolayı reddetti. Yani bu bence bu Fransa'nın da bir şekilde bir yerde büyüklüğünü gösteriyor, bir hukuk devleti olduğunu gösteriyor. Ve şimdi uzun şey yaptım mı, kısa özet yaparsın ve yani ben bir siyasetçi olarak da bunu yani çok beğenerek karşıladım. Çünkü birçok değişik siyasi partiden milletvekilleri ve senatörler kendi liderlerinin baskısına rağmen Anayasa Konseyi'ne başvurarak bu yasayı iptal ettirdiler. Yeah. Again, I'm going to paraphrase. I frequently visit France, especially in the recent times when I'm visiting France and watching the TV programs, the debate programs in France. I noticed that in these debates, the people of France or the people in these television programs acknowledge the strength of Turkey. Acknowledge that Turkey is a powerful country in the region, and acknowledge that they can benefit from a partnership or collaboration with Turkey. And also within these debates is the fact that what are we doing to our relationship with Turkey for a minority Armenian origin population in France? Is it worth risking our relationship with Turkey? But at the end of the day, I do commend the French democracy because, despite this, you know, denial bill, despite it came to the brink of passing, democracy prevailed, and it was dismissed. Evet, state of law. Yes. Yani belki ilişkilerin daha düzelmesi için siyasetçilerin biraz daha geride kalmaları lazım. Zaten ben Fransa ile Türkiye halkları arasında bir sorun olduğunu düşünmüyorum. I don't believe there's a particular problem between the populations of France and Turkey, and that's why perhaps politicians should have a step back. Çünkü şu anda Avrupa'da yükselen ırkçı ve aşırı sağ partilere karşı da onların kaygılarına karşı da bence Türk halkı en güven veren toplum olarak duruyor. Despite the rise of racism and right-wing politics in Europe, I think Turkey projects an image of güven veriyor. Confident trust building. Confidence to Europe. I think we don't have time for any questions, correct? Yeah, we have to conclude. I thank Mrs. Bilgehan to bear with this difficult circumstances. but despite the difficult circumstances, I have to say you delivered a great speech. Yes, maybe we'll make a new career out of simultaneous translation. But I think it ended before even starting. My career ended before starting on that level. Çok teşekkür ederim efendim. Thank you very much.